Merhaba. Ben Gamze. 22 yaşındayım. 2 senedir psikolojik terapi görüyorum. Bu terapi görme sebebini anlatacağım size. Aslına bakarsanız benim bu terapiyi en başta çocukken görmem gerekiyordu. Lakin insanın elinden tutan olmayınca sağlığını bile umursamıyor. Aman geçer deyip susuyor ama hiç geçmiyor. Size önce anne ve babamın günahından bahsedeceğim. Babam hayatını çiftçilikle geçindiren normal, düzeyli bir köy insanıymış. Annem ise aynı köydenmiş. Birbirleriyle görücü usul evlenmişler. Evlendikten iki ay sonra annem bana hamile kalmış. Babam sabahtan akşama kadar tarlada ekin işleri ve üç beş hayvan ile gününü geçiriyormuş. Annem tipik köylü ev kadını. Annem çok güzel bir kadınmış ama bütün köylü İmdenerek bakarmış anneme. Bir gün babam tarladan eve henüz hava daha kararmadan yani akşam ezanından hemen sonra gelmiş. Normalde yatsı ezanına kadar dışarıda olurmuş. Hayvanları ağrı sokar, yemlerini verir, balkonda bir daha sigara içer, sonra girermiş eve. Ama o akşam bırak sigara içmeyi, hayvanları bile avluda bırakıp kendini eve atmış. Annem neden erken geldiğini sormuş. Babam telaşla kapıları, camları, hatta perdeleri kapatıp sanki birinden ya da bir şeyden saklanıyormuş gibi odadan odaya koşuyormuş. Annem bu durumdan iyice korkmaya başlamış. Babama dur bir sakin ol. Ne oldu diye sormuş. Babam titrek ses tonu ile almamalıydım. Onları geri vermek istedim ama kabul etmediler. Almamalıydım. Onlar bize ait değil. Nefsime yenik düştüm.'' Gaflete düştüm ve şimdi peşimdeler. Beni buldular demeye başlamış. Annem neden bahsediyorsun sen? Kim peşinde? Neyi aldın demiş. Babam yatak odasına gidip yatağın altından bir kese çıkartmış. Anneme vermiş. Annem keseyi açınca içinde altınları ve eski yüzükleri görmüş. Bunlar da ne? Nereden buldun? Bunların bizim evde ne işi var diye sormuş. Babam hata yaptım onların olanı onlardan aldım ve şimdi onlar da beni istiyorlar demiş. Annem altın dolu keseyi alıp camdan dışarıya atmış. Bir yandan da dua okuyormuş. Bir süre babam ve annem cam kenarında o keseyi almaya gelecek birinin olup olmadığını seyretmişler. Onların keseyi alıp gitmesini beklemişler ama kimseler yokmuş. Yatsı ezan okumaya başlamış. Ezan kesilir kesilmez bir anda bizim evin camının önünde onlarca varlık belirmiş. Siyah, uzun boylu, koca burunlu, sivri tırnaklı, çirkin varlıklarmış. Babama bakıp onu işaret etmişler ve cama kan ile sen bizimsin. Bu altınlar senin elindeydi. Sen bizimsin yazmışlar. Babam bir anda yerde yatıp yuvarlanmaya başlamış. Ağzından köpükler gelmeye, gözlerinden kanlar akmaya başlamış. Annem ne yapacağını bilmeden bağırmaya, yardım istemeye çalışmış ama kimse onu duymamış. Babam acı içinde yerde can vermiş, yüzü morarmış, elleri ayakları ters dönmüş. Annem o gece ağlaya ağlaya kafayı yemiş. Evde babamın cesediyle sabahlamış. Sabah olunca da muhtara gidip dilinin döndüğünce olanları anlatmış. Muhtar jandarma eşliğinde bizim eve gelmiş.'' Evet, babam hala oracıkta yatıyormuş. Cesedi şişmiş ve kokmaya başlamış. Yandarmalar bile babamı görünce korkmuşlar. Annem tek başına kalmış evde. Kimsesi de yokmuş zaten. Köyde yalnız başına beni dünyaya getirmiş. Ben bir yaşına girince annem iyice kafayı yiyip onlara karışmış. Ben bebek olmama rağmen beni dövüyor. Ben ağlayınca sus diye ağzımı kapatıyormuş. Bunu gören köylüler durumu jandarmaya anlatmış. Jandarma da benim vücudumdaki morlukları görünce beni annemden almaya çalışmışlar. Annem ağlayarak verin bebeğimi ben ona zarar vermiyorum onlar veriyor. Ben de dokundum o altınlara senin de elin kirlendi diyorlar. Her gece elime kızgın demirlerle vurup bana işkence ediyorlar diye bağırmış. Jandarmalar annemi de alıp bir akı hastanesine götürmüşler beni de il merkezindeki bir çocuk esirgeme kurumuna bırakmışlar. Aradan iki ay kadar bir süre geçince annem kendini kaldı tek yataklı odada bileklerini razadan koparttı. Kesici küçük demir parçası ile kesmiş ve intihar etmiş. Bir kez altın için bir yuva dağılıp gitmiş. Bunları bana ben 16 yaşına girince başka bir yetimhaneye gideceğim zaman köyün muhtarı anlattı. Yaşanan her şeyi ona da annem anlatmış. Ben anne ve baba sevgisini hiç yaşamadım. Ailemin başına gelen felaket bundan ibaret. Onlar yani cinler beni hem annesiz hem babasız hem de yuvasız bıraktı. Onların varlığına inanıyorum. Bazı geceler kabuslar görerek uyanıyorum. Ne gördüğümü bilmiyorum ama her kabus gördüğümde annem ve babam geliyor aklıma. Kim bilir ne kadar acı çekerek öldüler. Onları tanımayı çok isterdim. Şimdi ise mezarlarının bile tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Ben 17 yaşıma girdiğimde Samsun Bafra'daki bir yetimhanede yaşıyordum. Bir sene sonra 18 yaşına girecek ve buradan sonsuza dek kurtulacaktım. Reşit olunca genellikle bir iş ayarlayıp yolluyorlar. Azat ediyorlar yani. O bir senenin geçmesini bekliyordum. Öyle böyle derken 18 yaşına girdim. Hemen ertesi gün çıkış evraklarını hazırlamışlar. Yetimhanede benden yaşça küçük çocuklar ile çok ilgilenirdim. Çocukları oldum olası çok sevdim. Yetimhane müdürü de bu durumun farkındaydı. Benim için dışarıda bir iş bulmuştu. Ve bu iş benim çok hoşuma gitmişti. Çocuk bakıcılığı yapacaktım. Bunu duymak çok güzeldi. Gerekli evrak işlemlerini bitirdikten sonra yetimhaneden çıktım. Müdürüm bana verdiği adrese doğru yol aldım. Adrese gittiğimde beni güler yüzlü bir bayan karşıladı. Merhaba, ismim Gamze. Beni Serap Hanım yolladı dedim. O bayan, buyurun gelin içeri dedi ve beni bir odaya davet etti. O odanın içinde de bir tane daha bayan vardı. Hoş geldin Gamze. Ben Nihal, Serap'ın arkadaşıyım. Senin çocuklarla aranın çok iyi olduğunu söyledi. Yani tam benim aradığım bir insan modelisin dedi. Ben de. Teşekkür ederim efendim. Evet, çocuklarla oynamayı, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum dedim. Nihal Hanım, lafı fazla uzatmaya gerek yok. Biz şirket olarak çocuk bakıcısına ihtiyacı olan kişilere günlük, haftalık ya da aylık çok nadiren de senelik olarak bakıcı yollarız. Senin şansın varmış. Üç ay boyunca bir çocuğa bakacaksın. Çocuk bir yaşında. Annesi ve babası avukat. Bakıcıları işi bırakmış.'' Çocuğun annesi ikinci çocuğuna hamile. Doğuma üç ay var. Üç ay sonra kadının annesi gelecek. O vakte kadar bizden yardım istediler. Senin ilk iş deneyimin olacak. Zor bir şey değil. Mama yap, çocuğun karnını doyur, altını değiştir, uyut. Hepsi bu. Sen de üç ay boyunca o evde kalacaksın. Maaşını her ay sana verilen aktif karda yatıracağım. Şimdiden kolay gelsin dedi. Ben de teşekkür ederim dedim. Nihal Hanım kapıda duran bir gence kağıda yazılı olan adresi verdi ve bu adrese götür dedi. O genç ile birlikte adrese gittik. Kapıyı çaldım. Kapıyı orta yaşlarda güzel bir bayan açtı. Buyurun dedi. Merhaba benim adım Gamze. Beni Nihal Hanım yolladı dedim. O bayan ha evet buyur gel içeri gir dedi. Ben o gence teşekkür ederek kapıdan onunla ayrılıp içeri girdim. O kapıyı açan hanımefendinin ismi Güneş'miş. Güneş Hanım beni buyur ederek oturmamı söyledi. Eski model görünümlü kadife koltuklarının birinin üzerine oturdum. Daha önce hiç böyle muhteşem dekorasyona ait bir ev görmemiştim. Ev çok hoşuma gitmişti. Ben hayranlık dolu gözlerle etrafı seyrederken Güneş Hanım seslendi. Ev çok mu hoşuna gitti dedi. Ben de evet gerçekten büyüleyici bir atmosfere sahip Güneş Hanım dedim. Güneş Hanım bana yapılması gereken şeyleri anlatmaya başladı. Çocuğun neleri sevdiğini, neleri sevmediğini, huysuz olunca ne yapmam gerektiğini, uyku saatini, yemek saatini, her şeyi anlatıyordu. Biz bunlar konuşurken içeri bir adam girdi. Uzun boylu, yapılı ve yakışıklı bir adam. Bana bakarak, hoş geldin kardeş dedi. Ben de ayağa kalkıp, hoş bulduk efendim, ben Gamze dedim. O da, ben de Poyraz, memnun oldum dedi ve, Güneş Hanım'ın yanına oturdu. Anlaşıldığı gibi bu kişi evin babasıydı. Güneş Hanım bana bakarak istersen boş zamanlarında kitap okuyabilir ya da televizyon izleyebilirsin. Evde kamera yok. Rahat davran. Gün içinde kimse gelmez. Sakin geçer burada günler dedi. Ben de konuşmak için izin isteyerek Güneş Hanım isterseniz sizin gelme saatinize yemek hazırlayabilirim ve boş zamanlarımda da temizlik yapmayı tercih ederim dedim. Güneş Hanım Poyraz Bey'e bakarak küçük bir tebessümde bulundu ve tekrar bana dönerek sen nasıl istersen öyle yap Gamze. Tamam dedi. Yukarı çocuk odasına çıktık. Bebek uyuyordu. Yanına yaklaşıp ona baktım. Bir anda gözlerim doldu. Onun çok güzel bir hayatı vardı ve onu çok daha güzel bir gelecek bekliyordu. Öylece ona baka kaldım. Güneş Hanım'a dönerek bu dünyalar tatlısının adı ne Güneş Hanım dedim. Güneş Hanım bana baktı ve o benim en çaresiz anımda, en öfkeli zamanımda, en çok görüldüğü anlarda gözlerimin önünü kapatan, sadece onu görmemi sağlayan bulutum. Onun ismi bulut dedi. Ben de küçük bulutun bembeyaz yanağına bir öpücük kondurdum ve maşallah çok tatlı dedim. Hep birlikte aşağıya indik. O günü Güneş Hanım, Poyraz Bey ve Bulut'la beraber geçirdik. Akşam olmuştu. Güneş Hanım bana benim kalacağım odayı gösterdi. Bulut'un odasının hemen yanında küçük, şirin, evin arkasına bakan bir penceresi olan bir odaydı. Odayı çok sevmiştim. Herkese iyi geceler dileyerek yatağıma uzandım. Bu kadar kısa bir sürede sanki o evin bir çocuğu olmuştum gibi bir his vardı içimde. Güneş Hanım ve Poyraz Bey çok naif ve yufka yürekliydi. Gece bir ara Bulut'un ağlama sesini duydum. Hemen kalkıp odasına gittim. Güneş Hanım kucağına almış, susturmaya çalışıyordu. Beni görünce, Gandhi'cim, sen bu gece yat. Uyumana, dinlenmene bak. Ben ilgilenirim dedi. Ben de tamam efendim diyerek odama geçtim. Tekrar yatağıma uzanıp uyumaya çalıştım. Tam tekrar uykuya dalmıştım ki yine bulutun ağlama sesini duydum. Yataktan kalkıp odanın kapısına doğru gittim. Tam odadan dışarı çıkacaktım ki Güneş Hanım'ın dedikleri aklıma geldi. Kendi kendime, Gamze, diş güzellik yapmanın bir anlamı yok. Güneş Hanım bu gece kendisinin ilgileneceğini söyledi dedim ve de, yatağıma geri yattım. Zor bela tekrar uyumuşum. Ama ağlama sesini hala duyabiliyordum. Resmen kulaklarımda yankılanıyordu. Sabah olmuştu artık. Kalkıp üstümü giyindim. Aşağı indim. Poyraz Bey işe gitmiş. Güneş Hanım da işe gitmek için hazırlanıyordu. Günaydın dedim. O da günaydın dedi ve masanın üzerine işaret ederek orada kağıda birkaç küçük not yazdım. Aklın karışacak olursa o notlar sana yardımcı olur dedi. Ben de teşekkür ederim efendim dedim ve dün gece bulutun neyinin olduğunu sordum. Dün gece çok ağladı. Sabah ezanı okunuyordu. Bulutun sesi hala kesilmemişti. Gelmek istedim odaya ama siz ben ilgilenirim deyince gelemedim dedim. Güneş Hanım şaşkınlıkla beni dinledikten sonra "Yo, Bulut sen odadan çıktıktan sonra ağlamayı kesti ve birlikte uyuduk.'' dedi. Ben de ''Aa, o zaman ben rüya gördüm.'' dedim. Güneş Hanım çıktı ve işe gitti. Ben de kahvaltıyı hazırlayıp yedim. Sonra Bulut uyandı. Onunla oyunlar oynamaya başladık. Bulut bana çok çabuk alışmıştı. Öğle uykusuna birlikte yattık. Onunla yaptığım her şey çok eğlenceliydi kısa bir sürede benim hayatımın neşesi olmuştu adeta. Aradan bir ay geçti. Her şey çok güzeldi. Bir gece yine Bulut'un ağlama sesine uyandım. Hemen çıkıp Bulut'un odasına gittim. Bulut beşiğinde ağlıyordu. Işığı yaktım. Yanına gittim. Bulut beni görmesine rağmen susmamıştı. Bir noktaya odak kesilmiş. Ağlamaya devam ediyordu. Onun baktığı noktaya baktım. Hiçbir şey yoktu. Bulut'u kucağıma alıp kendi odama götürdüm. Bulut benim odaya geçince susuyor. Kendi odasına gidince ağlıyordu. Sese Güneş Hanım da uyanmıştı. Yanımıza geldi. Ne oluyor dedi. Ben de Güneş Hanım anlayamadım ki. Bulut kendi odasına girince ağlıyor. Benim odama gelince susuyor dedim. Güneş Hanım da bu durumu anlam veremedi. O gece Bulut'la birlikte benim odamda uyuduk. Sabah olmuştu kahvaltı, bulaşık, öğle yemeği, oyun derken günler çabucak geçiyordu. Akşam bulutun karnını doyurup yatağına yatırdım. Benim de üstümde bir ağırlık vardı. Odama gidip yattım. Uyku ile uyanıklık arasında bulutun inleme sesini duydum. Belki susar diye biraz bekledim ama kısa bir süre sonra inleme sesi yerini ağda bıraktı. Hemen kalkıp odaya gittim. Aman Allah'ım. Bulutun beşiğinin önünde siyah çarşaflı, duman yüzlü bir kadın vardı. Onu görünce sen de kimsin, ne işin var burada diye bağırdım. O kadın uzun tırnaklarını bana uzatarak senin için geldim, zamanı geldi dedi. Ben o esnada çığlığı bastım. Sesime Poyraz Bey ve Güneş Hanım geldi. Onların gelmesiyle birlikte odanın camı hızlı bir şekilde açıldı. Ve o siyah çarşaflı kadının çıkmasıyla şiddetli bir şekilde de kapandı. Ben kendimi kaybetmiş gibi bağırıyordum. Güneş Hanım beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Ne olduğunu sordular. Ben de kekeleyerek, çarşaflı kadın bulutun başındaydı dedim. Poyraz Bey hızlı bir şekilde dışarı çıkarak etrafa bakınmaya başladı. Bir süre sonra geri geldi. Dışarıda kimse yok dedi. Bulut uyuyordu. Güneş Hanım bana bakarak, sen kötü bir rüya gördün sanırım dedi. Ben de, Güneş Hanım ben ne gördüğümü biliyorum. Bulutun baş ucundaydı dedim. Poyraz Bey, tamam. Neyse ne. Geç odana yat. Yoruldun sen belli. O yüzden böyle halüsinasyonlar görüyor olman. Normal dedi. Ben de çaresiz tamam diyerek odama geçtim. Yatağıma yattım. Bir türlü gözlerime uyku girmiyordu. Sağa dönüyorum o kadın, sola dönüyorum o kadın. Kulağımda hala sesi yankı yapıyordu. Zamanı geldi diyordu bana. Ne demek istiyordu? Anlam veremiyordum. Bu kabuslar içerisinde zor bela uykuya dalmışım. Sabah olmuştu yine. Aşağı indiğimde Güneş Hanım kahvaltı hazırlıyordu. Ben tam merdivenlerden aşağı inecektim ki bulutun ağlama sesini duydum. Geri dönüp bulut aldım. Onunla birlikte aşağıya indik. Güneş Hanım biraz bulutla oynadıktan sonra bana nasılsın diye sordu. Ben de iyiyim. Dün geceki rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum dedim. Güneş Hanım önemli değil. Olur öyle şeyler. Uykun geceleri bulut yüzünden bozuluyor ya. Onun için böyle davranışlar sergilemen. Normal dedi. Ben de haklısınız efendim dedim ve buluta kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittim. Güneş Hanım bulutu kucağıma alıp yanıma geldi. Mutfağın girişine bana bakıyorlardı. Ben buluta bakarak sen çok mu acıktın kuzum ablanın yanına mı geldin diye onunla konuşuyordum. Güneş Hanım birden bana kızgın bir şekilde bakarak ''O artık benden çok seni seviyor. Artık benim kucağımda bile durmak istemiyor. Al, senin olsun.'' dedi ve bulutu yere attı. Ben olduğum yerde dondum kaldım. Bulutun ağzından burnundan kanlar oluk oluk akıyordu. Güneş Hanım ise çirkin bir şekilde buluta bakarak gülüyordu. Ben kımıldayamıyordum. Nefes almakta zorlanıyordum.'' Tam o sırada birinin omzuma dokunduğunu hissettim. Arkama dönünce çirkin bir yüz bana bakıyordu. O an yine ani bir refleksle çığlık attım. Güneş Hanım sesimi duyup geldi. Ne oldu diye sordu. Ben de bir arkama bir Güneş Hanım'a bakmaya başladım. Yok yok bir şey elimi yaktım canım acıdı. O yüzden bağırdım dedim. Güneş Hanım tamam dikkat et ben çıkıyorum. Bulut sana emanet dedi. Ben de tamam siz merak etmeyin dedim. Bulutla beraber kahvaltı yaptık. Benim huzurum hiç yoktu. Neler oluyordu bana? Sürekli uyumak istiyordum. Üzerimde müthiş bir ağırlık vardı. Bulut'u öğle uykusuna yatırdıktan sonra ben de biraz kanepede uyudum. Bulut'un ağlama sesine uyandım. Hemen kalkıp onu kucağıma aldım. Onunla oyun oynamaya başladık. Benim dikkatimi Bulut'un kolundaki morluk çekti. Aman Allah'ım bu deneydi, Nasıl olmuştu? İyice inceleyip baktıktan sonra telaşa kapıldım. Güneş Hanım'a Poyraz Bey'e nasıl cevap veririm diye kara kara düşünüyordum. Akşam olmuştu. Güneş Hanım geldi. Hemen bulutu kucağına aldı. Sevip öpmeye başladı. Ben korkuyordum. Muhakkak fark edecekti çünkü morluğu. Güneş Hanım yaklaşık yarım saat kadar bulutla oynadı. Elini kolunu öpüyor. Onunla özlem gideriyordu. Kolundaki morluğu ben olduğum yerden görüyordum ama Güneş Hanım görmüyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra Poyraz Bey de geldi. O da bulutla oynamaya başladı ama bulutun kolundaki morluğu o da fark etmemişti. Nasıl olurdu bu? Sadece ben mi görüyordum? Güneş Hanım bulutu kucağına alınca yanına gittim. Ben de bulutun elini tutup öpmeye başladım. Kolundaki morluğu Sanki yeni fark ediyormuş gibi. Güneş Hanım'a Güneş Hanım Bulut'un kolunu bir yere mi vurdunuz? Burası biraz morarmış dedim. Güneş Hanım Hemen Bulut'un koluna bakarak Yo Morluk falan yok Gamze. Neden bahsediyorsun dedi. Ben de Yanlış gördüm herhalde deyip Konuyu kapattım. Ama morluk vardı. Nasıl oluyordu bilmiyordum ama Benden başka biri O morluğu görmüyordu. Akşam yemeğinden sonra ben Bulut'u uyutmak için odasına götürdüm. Bulut odaya girer girmez huysuz oluyor, ağlıyor. Sürekli bir noktaya odak kesiliyordu. Bunun anlam veremiyordum. Yetimhanede yemekhane sorumlusu Nazife abladan öğrendiğim birkaç duayı okumak geldi aklıma. Ben dua okumaya başlayınca Bulut sakinleşti. Bu beni de çok mutlu etmişti. Dualar eşliğinde Bulut uyuttum. Ben de beşin kenarında oturur vaziyette uyuyakalmışım. kalmışım. Rüya görüyordum. Rüyamda bir kadın vardı. Ormanlık bir alanda yalan ayak yürüyordu. Ben de peşinden yürüyordum. Ona seslendim. Sen kimsin? Burası neresi dedim. O kadın bana döndü. Yüzünü saklıyordu benden. Yere bakarak eliyle ilerideki kulübeyi gösterdi. Oraya doğru tekrar yürümeye başladı. Kulübeye yaklaştıkça burnuma çok pis kokular gelmeye başladı. Elimle burnumu kapatıp Yürümeye devam ettim. O kadın kulbeden içeri girdi. Ben de kapının önünde duruyordum. Bana dönüp eliyle gel işareti yaptı ve karanlıkta süzülerek kayboldu. Ben yavaş adımlarla içeri girdim. Ben içeri girer girmez acıklı bir bebek ağlama sesi duydum. Hani korku filmlerinde olur ya öyle derinden ve de tiz bir ağlama sesiydi. Sesin geldiği yöne doğru ilerledim. O kadını gördüm küçük bir odaya benzer bir yerde yere oturmuş, ileri geri hareket ederek sırtı bana dönük, kısık seslenini söylüyordu. Ürkütücü bir ses tonu ve ürkütücü bir ninni. Uyu bebek uyu, annen seni kimseye vermez. Uyu bebek uyu, uyumazsan onlar seni alır. Ben yavaşça kadına yaklaştım. Merhaba dedim. O kadın hareket etmeyi kesti ve yavaş bir şekilde bana doğru döndü. Aman Allah'ım. Bu güneş hanımdı. Eli yüzü morluk, şişkinlik, kan içindeydi. Kucağındaki bebeğe baktım. O bebek bulut değildi. Ben hareketsiz bir şekilde duruyordum olduğum yerde. Titriyordum. Güneş hanım anlamadığım bir dilde konuşmaya başladı. Sesi dünyaya ait olmayan bir varlığın sesine benziyordu. Sonra yavaşça ayağa kalktı ve bana doğru yürümeye başladı. Ben olduğum yerden kımılayamıyordum. Yanıma kadar geldi. Kucağında tuttuğu elleri ve ayakları ters olan, sadece anında bir tane gözü olan bebeği bana uzattı. Bak, bu sensin Gamze. Senin gerçek halin bu. Sen insan değilsin Gamze. Onların bebeğisin sen. Zamanını bekliyorlar. Seni alacaklar Gamze. Alacaklar seni. Seni alacaklar. Vefalarca bu sözü tekrarladı iğrenç bir ses tonuyla. Sonra bebeği yere attı. Ellerini omzuma koyarak ''Öl Gamze, öl.'' diye beni sallamaya başladı. Bir anda uyanıp kendime geldim. Güneş hanım elini omzuma koymuş. Gamze uyan, burada uyuyakalmışsın diyordu. Ben gözlerimi açıp onu başucumda görünce bir an irkildim. Kendime gelip ''Ha ne, ne oldu?'' diyerek bir bebeğe, bir Güneş hanıma baktım. Güneş Hanım kolumdan tutarak haydi odana gidelim, yatağına yat dedi. Ben de tamam diyerek yavaşça kalktım. Odama gidip yatağıma yattım. Gördüğüm rüyanın etkisinde kalmıştım. Uzun bir süre gözlerimi tabana dikip öyle boş boş baktım. Neden böyle şeyler yaşıyordum? Bunlar neden başıma geliyordu? Anlam veremiyordum. Bu düşünceler içerisinde kalmışım. Gece kapı tıklaması duydum. Gözlerimi açıp kapıya baktım. Kapının diğer tarafında birisi vardı. Kapı kolu bir aşağı, bir yukarı hareket ediyordu. Ben kısık bir sesle Güneş Hanım dedim. Cevap gelmedi. Tekrar Güneş Hanım siz misiniz diye kapıya yaklaştım. Kapının kilidini açtım. O an içeri hızla Poyraz Bey girdi. Ben hemen odanın diğer tarafına geçtim. Poyraz Bey sinsi bir gülümsemeyle bana yaklaşıyordu. ''Ben ne yapıyorsunuz Poyraz Bey? Çıkın dışarı lütfen.'' dedim. Ama o durmuyordu. Yavaş adımlarla bana doğru yaklaşmaya devam ediyordu. ''Ben Poyraz Bey. Bir adım daha atarsanız bağırırım.'' dedim. Poyraz Bey çirkin bir ses tonu ile ''Yapamazsın.'' dedi ve o an benim sesim kısıldı. ''Bağırmaya çalışıyorum. Bağıramıyorum. Konuşmak istiyorum. Konuşamıyorum. Vücudum işlevini yitirmiş gibiydi. Hareket edemiyordum.'' Kendimi İstemsiz bir şekilde yatağıma attım ve Poyraz Bey de yanıma geldi. Yatağa çıkıp yüzüme baktı. Ağzından salyalar akıyordu. Bana sahip olacağını, beni küresi yapacağını, hep benimle olacağını söylüyordu. Ben hareketsiz bir şekilde korku dolu gözlerle ona bakıyordum. Bir anda bir bebek ağlama sesi duydum. O esnada Poyraz Bey ortadan kayboldu. Ben kendime geldiğimde odada sadece ben vardım ve kapı kapalıydı. Kilidini kontrol ettim. Kilitliydi. Kafa yeme noktasına gelmiştim. Hemen kapıyı açıp bulutun odasına girdim. Işığı yakmadan onu kucağıma aldım. Susturmaya çalıştım ama susmuyordu. Işığı açtım. Buluta baktığımda bağırmamak için kendi ağzımı kapattım. Bulutun eli yüzü kızarıklık, morluk, yara bere içindeydi. Eli yüzü şişmiş, gözünün biri Neredeyse kapanacak konuma gelmiş şekildeydi. Panikli Güneş Hanım diye bağırdım. Bulut'a yaklaşamıyordum. Güneş Hanım sesimi duyup geldi. Odaya girdi. Ne oldu dedi. Ben Bulut, Bulut diyebildim sadece. Güneş Hanım gidip Bulut'u yatağından aldı. Öpüp kokladı. Kucağında salladı. Bana dönerek, tamam Gamze. Bunun karnı doymamış belli ki. Ben biraz emzireyim bunu. Sen git yat dedi. Ben de... Şaşkınlıkla onlara doğru yaklaştım. Buluta baktım. Bulutun yüzü hala aynı şekildeydi. Nasıl olur da Güneş Hanım bunu göremez. Neden sadece ben bu çocuğu böyle görüyorum? Anlam veremiyordum. Güneş Hanım bana bakarak, Gamze, sen iyi misin? Rengin bembeyaz olmuş dedi. Ben de iyi, iyiyim Güneş Hanım dedim ve odadan çıktım. İyi değildim. Kendimi odaya gidip attım korku, endişe, merak, üzüntü, bütün bu duyguları aynı anda yaşıyordum. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca sessizce bulutun odasına gittim. Bulut uyuyordu. Elindeki yüzündeki şişkinlikler ve morluklar daha da artmış. Vücudundan iltihaplı yaralar çıkmıştı. Bu durum benim psikolojimi bozmaya başlamıştı. Bulutu kucağıma bile alamıyordum. Aşağıdan Güneş Hanım seslendi. Gamze biz bugün erken çıkıyoruz. Bulut sana emanet dedi. Ben de tamam Güneş Hanım diye cevap verdim. Poyraz Bey ve Güneş Hanım çıkıp gittiler. Ben de Bulut'u dikkatli bir şekilde kucağıma alıp aşağı indim. Aklımda Bulut'u hastaneye götürmek vardı. Belki de Güneş Hanım ve Poyraz Bey'in haricinde birisi bu yaraları görürdü. Üzerimi giyinip Bulut'u da alıp en yakın hastaneye gittim. Doktorun yanına girince Doktor buyurun. Kim hasta dedi. Ben de hiçbir şey söylemeden. Bulut. Yani bebek dedim. Doktor bebeği sedyeye yatırın dedi. Eline eldiven takıp bebeğin yanına geldi. Önce onu biraz sevdi. Sen ne tatlı şeysin böyle falan dedi. Sonra bana dönüp sıkıntısı ne bebeğin dedi. Ben de olayın farkına vardım. Onlar da göremiyordu bu yaraları. Uyku sorunu var. Huzursuz dedim. Doktor bulutun ağzına baktı ve Korkacak bir şey yok. Diş çıkarıyor. Ben şimdi bir jel yazacağım. Eczaneden onu alın. Damaklarını sürün. Diş çıkartmasına yardımcı olur dedi. Ben de teşekkür ederim dedim ve reçeteyi alıp çıktım. İlacı almadan eve gittim. Ne oluyordu böyle? Ne yaşıyordum ben? Bulut gözlerimin önünde adeta çürüyordu. Ama ben hiçbir şey yapamıyordum. Evde bulutun karnını doyurduktan sonra onu uyuttum. Allah affetsin ama midem bulanıyordu ona baktıkça. Bunu daha fazla sürdüremezdim. Ben de bir anormallik olduğunu biliyordum. Akşam Güneş Hanım gelince onunla konuşup işi bırakacaktım. Bu düşünceler içerisinde akşam olmuştu. Güneş Hanım geldi. Bana selam verip bulut nerede diye sordu. Ben de az önce uyudu. Güneş Hanım sizinle konuşmam gerekiyor dedim. Güneş Hanım tamam konuşalım bir sorun mu var dedi. Ben de biliyorum. Şimdi söyleyeceğim şeyler size derece gelecek ama ben olmayan şeyler görüyorum. Halüsinasyonlar, kabuslar, varlıklar görüyorum. Sesler duyuyorum ve bulutun elinde, yüzünde morluklar, şişkinlikler, yaralar görüyorum. Bunu benden başka hiç kimse görmüyor dedim. Güneş Hanım bulut iyi değil mi diye sordu. Ben de evet o iyi ama ben değilim dedim. Güneş hanım yukarı çıkıp bulut alıp geldi. Yanıma oturdu. Gamze, bak. Bulutun hiçbir yerinde hiçbir yara ya da ona benzer bir şey yok dedi. Ben buluta baktığımda çığlık atıp kanepeden kendimi yere attım. Aman Allah'ım. Bulutun gözleri dışına çıkmış, dili kocaman olmuş, ağzından taşmış. Kulaklarından, burnundan kanlar geliyor. Elleri, ayakları ters dönmüş. Bildiğiniz ölü gibiydi. Güneş hanım Bulut kanepeye koydu ve yanıma gelip sakin ol yok bir şey dedi. Ben ağlamaya başladım. Güneş Hanım bana yardım edin. Şu an Bulut'u benim gözümle siz de görseniz kafayı yersiniz. O sanki sanki şey gibi ölü gibi dedim. Güneş Hanım hayır Gamze Bulut gayet sağlıklı kendine gel dedi. Ben nefes almakta zorlanıyordum. Etraf kararmaya başlamıştı. Sonra bayılmışım. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Başımda Güneş Hanım ve Poyraz Bey vardı. İkisi de bana bakıyordu. Ben de kısık bir sesle ne oldu bana dedim. Güneş Hanım bir şey olmadı. Sadece öldün dedi ve Poyraz Bey ile beraber gülmeye, kahkaha atmaya başladılar. Ben kımıldayamıyordum. Bağırmaya çalışıyordum ama sesim çıkmıyordu. Nöbet geçirir gibi titremeye başladım. Güneş Hanım'la Poyraz Bey iğrenç bir sesle kahkaha atmaya devam ediyordu. Bir anda bulunduğum yere kara çarşaflı, onlarca irili ufaklı varlıklar dolmaya başladı. Seni alacağız Gamze, az kaldı diye bağırıyorlardı. Ben ölüyorum sandım. Üzerime bebek ölüleri atıyorlardı. İğrenç bir durumdaydım. Bulunduğum odanın içinde her yer kan revan olmuştu. Kabus hiç bitmiyordu. En sonunda gözlerimi kapattım. İki elin kollarımdan İki elin de bacaklarımdan tuttun hissettim. Bir ses sakin oluyordu. Gözlerimi tekrar açtığımda başımda doktorların olduğunu gördüm. Hemşire bana sakinleştirici iğne yapmaya çalışıyordu. Başarılı da olmuştu. Ben sakinleştirici yapıldıktan sonra kendimden geçtim. Aralıksız 12 saat boyunca istemsiz uyumuşum. Uyandığımda başucumda Güneş Hanım vardı. Tatlı bir tebessümle bana bakıyordu. Onu görünce ağlamaya başladım. Güneş hanım gözyaşlarımı silip her şey düzelecek, iyileşeceksin dedi. Ben kendime hakim olamıyordum. Hiç yaşamadım bir duyguyu yaşıyordum. Elimden tutup her şey düzelecek diyen biri vardı yanımda. Güneş hanım yüzüme bakıp bulut seni bekliyor, bir an önce iyileş. Beni başka bir bakıcı arayışına sokma dedi ve gülerek odadan çıktı. Ardından doktor girdi odaya. Nasıl olduğumu sordu. Daha iyi olduğumu söyledim. Doktor bana ağır bir travma geçirip geçirmediğimi sordu. Ben yetimhanede büyüdüm. O ortamın nasıl bir yer olacağını aşağı yukarı bilirsiniz dedim. Doktor bana algı bozukluğu, çift kişilik sendromu yaşadığımı ve özellikle uyku problemi yüzünden bunları yaşadığımı söyledi. Bir kağıda bir şeyler yazıp bana verdi. Bu psikiyatr. Buna git. O sana yardımcı olur şu andan itibaren hastanede kalmanı gerektiren bir şey yok dedi. Ben de tamam hocam biliyorum inanmayacaksınız ama ben ne gördüğümü ne yaşadığımı biliyorum. Onlar gerçekti. Bana kafayı yedirmek istiyorlar dedim. Doktor da onlar diye bahsettiğin şey ne dedi. Ben de cinler hocam. Onlar yapıyor bunu bana dedim. Doktor gülerek eminim öyledir ama sana küçük bir tavsiye. Psikiyatrise gittiğinde Bundan bahsetme. Yoksa gideceğin tek yer akıl hastanesi olur dedi ve odadan çıktı. Güneş Hanım tekrar odaya girdi ve hadi gidiyoruz dedi. Güneş Hanım'ın arabasına bindik, yola çıktık. Bir süre sonra eve gitmediğimizi fark ettim. Nereye gidiyoruz Güneş Hanım diye sordum. Güneş Hanım arabayı sağa çekti ve bana bakarak Bak Gamze, ben normalde böyle şeylere inanmam. Lakin Hayatımızda bu gibi durumlarda oluyor maalesef. Seni bir arkadaşım anlattım. O da sana bazı varlıkların musallat olabileceğini söyledi. Şimdi bir hoca varmış. Seni ona götürüyorum. Belki bir yardımı dokunur dedi. Ben sadece tamam diyebildim. Yola devam ettik. Kısa bir süre sonra eski derne çatma bir gece konduya geldik. Kapıyı çaldı Güneş Hanım. Kapıyı 10 ya da 12 yaşlarında sarışın bir kız açtı ve buyurun dedi. Güneş Hanım da merhaba ufaklık. Biz Hafize Hanım'a bakmıştık dedi. Kız tekrar içeriği göstererek buyurun dedi. İçeri girdik. Küçük bir odada yaşlı bir kadın vardı. Kafasında beyaz bir örtü. Elinde upuzun bir tespih. Önünde seccade vardı. Güneş Hanım merhaba dedi ve o kadın direkt Güneş Hanım'a sen çık dışarı. Kızınla beni yalnız bırak dedi. Güneş Hanım bana bakarak sakin ol her şey yoluna girecek dedi ve dışarı çıktı. Hafize kadın bana otur karşıma dedi. Ben de oturdum karşısına. Kadın elindeki tesbihi bırakıp elini benim alnıma koydu. Kısık bir sesle bir şeyler fısıldadı. Daha sonra ben kendimden geçtim. Ama size yemin ediyorum bedenimin ele geçirildiğini hissediyordum. Yaptıklarımı, söylediklerimi an be hatırlıyorum. Hikayenin buradan sonrasını daha iyi anlayabilmeniz açısından diyalog şeklinde anlatacağım. Hafize kadın, sen kimsin? Gamze, ben senin gibilerin ölümünü sabırsızlıkla bekleyen ve senin gibiler ölünce kokuşmuş iğrenç bedenlerinden kendine ziyafet çeken cinim. Hafize kadın, hangi kabiledensin? Gamze, cinlerin en şerli olanı, insanları uykusunda yakalayıp kendine köle eden yakaza kabilesi. Hafize kadın, bu kızdan ne istiyorsun? Gamze, onun babasının ek parçaları hala dişlerimin dibinde duruyor. Hafize kadın, bu kızın bir günahı yok. Onu rahat bırak. Gamze, o benim çamurdan oyuncağım. Hafize kadın, yoksa seni yakarım. O yaratıldığın ateşe atarım seni. Gamze, ateşten olanı ateşle yakamazsın. Hafize kadın, sen bir sor bakalım o lanetli arkadaşlarını. Kaç tanesini cehennemin dipsiz kuyusuna yollamışım. Gamze, Entehun, Ena Semum. Hafize kadın, sana Semum kabilesi bile yardım edemez. Benim evimdeyken onlardan mı medet umuyorsun? Gamze sessiz kalır bir süre. Hafize kadın Gamze'ye bağırır. Terk et bu bedeni. Terk et ki seni kendi gazabımdan azat edeyim. Gamze eliyle kapıda duran küçük kız işaret eder o küçük kız olduğu yerde sanki yanında biri ya da birileri varmış gibi birileriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapar. Bir süre sonra o kız yere yığılır ve mücadele etmeye devam eder ama acı çekmektedir. Kamze ya beni rahat bırakırsın ya da o kıvılcım parçasını da kendi tarafıma alır işkence ederek öldürürüm. Hafize kadın la teskulun illa bil azim der ve bir anda ortalık aydınlanır o küçük, sarışın kız bir anda uzun boylu, ak sakallı bir adama dönüşür. Etrafındaki siyah varlıkları birer birer bertaraf eder. Onun yanına hiçbir şey yaklaşamaz. Gamze acı çekmeye başlar. Hafize kadın, sen benim gücümle ve benim cinimin gücüyle baş edebileceğini mi sanıyorsun? Sana bir şans vermiştim. Ama sen zor olanı seçtin der ve sağında duran kibrit alır. O beyaz sakallı adama bakar. O adam Gamze'nin kollarından tutarak sırt üstü yere yatırır. Hafize kadın kibriti yakıp Gamze'nin alnına bastırır. Gamze anlatmaya devam ediyor. O acıyı size tarif edemem. Bütün vücudum sanki alev almış gibi yanıyordu. Bir süre yerde o adamın kollarının arasında debelendim. Daha sonrasını tam hatırlamıyorum. Arapça bir şeyler söylemişim. Küfür etmişim ve nihayet sakinleşip kendime geldiğimde yeniden doğmuş gibi oldum. Her yer o kadar berrak ve güzel görünüyordu ki. Hafize kadın bana bakarak, Kurtulun kızım, yaktı koçini. Senin babanın yaptığı bir hata yüzünden sana musallat olmuşlar. Senin belli bir yaşa gelmeni beklemişler. Babanın aldığı altınlara karşılık seni kendilerine köle ilan etmişler. Bebekken senin vücudunu ele geçirmişler. Sen büyüyünce gördüğün bebekleri sana çirkin göstermişler.'' insanlardan nefret etmeni sağlamaya çalışmışlar ama hepsi geçti dedi. Ben Hafize kadının ellerini öpmeye başladım. Ona dualar ediyordum. Hafize kadın bana bakarak var geçim yoluna. Ben de bir hali yoruldum. Dinlenmem lazım dedi. Ben de teşekkür ederek çıktım odadan. Güneş Hanım'ın boynuna sarılıp bitti Güneş Hanım. Kurtuldum dedim. Güneş Hanım da sevindim buna. Haydi o halde bulut seni özlemiştir.'' gidelim dedi. Kapıdan dışarı çıkarken Güneş Hanım kapının eşine bir miktar para koydu. Kapıyı kapatıp çıktık. Arabaya bindim. Güneş Hanım da arabaya binecekti ki koltukta duran şeye dikkatini çekti. İkimiz de baka kaldık. Az önce Güneş Hanım'ın kapının eşiğine bıraktığı paralar şimdi arabanın koltuğunda duruyordu. Güneş Hanım paraları aldı ve bana bakarak ben de bu gibi şeylere biraz daha fazla inansam iyi olacak onlar paramızı kabul etmedi dedi ve parayı çantasına koyup yola koyulduk. Eve gittiğimizde Poyraz Bey ve Bulut salondaydı. Ben Bulut'un yanına gittim hemen. Bulut onu ilk gördüğüm kadar şirin, masum ve tatlıydı. Poyraz Bey, bana geçmiş olsun kardeşim. Aramıza dönmeni sevindim dedi. Ben de teşekkür ederek Bulut'a sarıldım. Güneş Hanım'a bakarak, Güneş Hanım, biz yukarı çıkıyoruz. Bulut'un uykusu var belli. Onunla bu gece benim yatağımda uyumak istiyorum. izin verirseniz dedim. Güneş Hanım tabii ki ama bir şartım var dedi. Ben de buyurun dedim. Bundan sonra bana abla Poyraz abi diye hitap et dedi. Ben de ama nasıl olur dedim. Güneş Hanım bal gibi olur ve bundan sonra bizimle birlikte kalmanı istiyoruz. Sen de istersen Bulut'un ablası olarak bizimle birlikte yaşa dedi. Ben duygulandım. De Güneş Hanım'ın boynuna sarılıp Tabii ki isterim sizinle birlikte yaşamayı dedim ve de, o evde yaşamaya devam ettim. Çok mutluydum. Benim de bir ailem olmuştu. Ama yine de yaşadığım bunca korkunç şeyden sonra psikolojik yardım almayı ihmal etmedim. Bu yardımı almamda en büyük etken de Güneş Hanım oldu tabii ki. Sonunda her şey yoluna girmiş ve her şey çok güzel gidiyordu. Bulut benim, her şeyim olmuştu. Ve evin, ailenin diğer üyesinin gelmesiyle de her şey çok çok daha yoluna girmişti. Bu ailede yaşamak bana verilen en büyük hediyeydi. Hikayem bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hikaye bu kadar dostlarım. Bir başka hikayede korku yakasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.